Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle özellikle de çeyizlik yeleklerde sıklıkla tercih edilen bağlamalı ajurlar, örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. İncili bir model. Daha önce kanalda incisiz olanını paylaşmıştım. Bu da incili olanı. Ön kısmına cilveli lastik ördüm. Cilveli lastik yapmayı bilmiyorsanız kanalımızda anlatımı var. Alt kısmına da bu şekilde macir lastiği, Fransız lastiği artık ne olarak biliyorsanız ondan yaptım. Çünkü lastik istemeyen bir model. Modelin arka taraftan görüntüsü de bu şekilde. Bu mavi olanı ben angora iple ördüm. Şimdi sizlere anlatımını yaparken bebe yünüyle anlatımını yapacağım ki daha net anlaşılır olsun. Şimdi bunu yapmak için bize şöyle ince dantel tığı ve inci boncuklar gerekiyor. Hemen göstereyim. Bakın bu şekilde. Şöyle tığımız incinin içinden geçecek şekilde. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Modelimizin yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Anlatımına geçmeden önce de ilmek sayılarından bahsetmek istiyorum hemen sizlere. Modelimiz 16 ilmek ve 16 ilmeğin katlarından oluşuyor. Yani her bir model 16 ilmek. 16, 16, 16, 16. Yapmak istediğiniz yeleğin ya da ne yapacaksanız büyüklüğü boyunca 16'nın katları olarak ilmekleri atıyoruz. En sona artı 2 ilmek kenar ilmeği. Ve ön parçayı yapıyorsanız buraya da ön biye için lastik ilmeklerini atarak başlayabilirsiniz. Şimdi ben size anlatımını yaparken şöyle iki model üzerinden anlatımını yapıyor olacağım. İki model için bana 16 artı 16 ilmek gerekiyor. Ve artı 2 kenar ilmeği sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bir model için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ikinci model için ve artı 2 kenar ilmeği. Ben ilmeklerimi bu şekilde ayarladım. Şimdi anlatımına hep birlikte geçelim. Şimdi şöyle bunu kenara alalım. Ön yüzdeyken örmeye başlıyoruz. İlk sıram olduğu için kenar ilmeğimi de örerek başladım. Bu kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimin devamına bir ilmek ters. İki tane ilmeğimiz oluştu. Sonrasındaki iki ilmeği düz. Bir, iki ilmek düz. Şimdi iki ilmek ters. Devam ediyorum. 2 ilmek düz. Örgümüzün ön yüzünde modelimizin ilk sırasında sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 2 düz, 2 ters olacak şekilde. 2 ters ilmek ördüm. 2 düz ilmek ördüm. 2 ters. Şişimdeki tüm ilmekleri bu şekilde örerek sırayı tamamlıyorum. 2 düz, 2 ters. En son 2 düz ilmeğimi ördüm. 1 ilmek ters ördüm bu modelimize dahil. Ve de kenar ilmeğimi düz örerek modelimin ilk sırasını tamamlamış oldum. Şimdi çevirdim, örgümün arka yüzündeyim. Modelimizin arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Sonrasında bakın düz ilmeğimiz var. Bunu düz. 2 tane ters. Terslerin üzerine ters.
düz gördüğümüz ilmeklerimizin üzerlerine düz örerek sırayı tamamlayalım. Ördüğümün arka tarafını ilmekleri gördüğüm şekilde örerek tamamladım. Şimdi döndüm, tekrar modelimizin ön tarafındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğin devamında bir tane ters ilmeğimiz var. Bunu ters olarak ördüm. Sonrasında 2 düz 2 ters olacak şekilde 14 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Burada kenar ilmeğinden sonra ördüğüm ters ilmeğin devamına bakın. 2 düz 2 ters olacak şekilde toplam 14 ilmek ördüm. Şimdi burada iki tane ters ilmeğimiz var. İlk ters ilmeği ters olarak ördüm. Araya bir tane ilmek doladım. İkinci ters ilmeği de ters olarak ördüm. Şimdi yine 14 ilmeği 2 düz 2 ters olarak örelim. Önüsü tamamladım. Döndüm ördüğümüzün arka tarafına. Şimdi bu arka tarafı da anlatayım. Bundan sonraki arka sıraları anlatmadan ilerleriz. Model zaten anlatımı uzun bir model. Aşırı uzun olmasın. İlmekleri bakın yine gördüğüm şekilde örüyorum. Düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters. Şimdi burada arttırma yaptığımız yere geldik. Bakın. Düz ilmeği düz ördüm. Dolamış olduğumuz ilmekleri sürekli ters öreceğiz bundan sonra. Yine ilmekleri gördüğüm şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde oldu. Şimdi döndük tekrar modelimizin ön yüzüne. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Burada herhangi bir değişiklik yok. Yine 14 ilmeği oldukları gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Örmesi zevkli, takibi kolay bir model. Çok da çabuk ilerliyor. Bakın 14 tane ilmeğimi ördüm. Arttırma yapmış olduğumuz yere geldik. Önce ters ilmeğimizi ördük. Bir doladım. Daha önce dolamış olduğum ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım ve ters ilmek. Yine şişimdeki ilmekleri oldukları gibi örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimizde yine
Doladığımız ilmekler ters olacak şekilde tüm ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim. Örgümün arka yüzünü ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Ön yüze sıranın başına geldim. Yeni sıraya başlarken önce kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamına bir ilmek ters. Sonrasında 14 ilmeği düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde örerek devam edelim. Arttırma yaptığımız kafes modelimize gelene kadar. 2 ters, 2 düz ördüm, son olarak 14 ilmeğimi tamamlamış oldum. Şimdi arttırma yaptığımız yere geldik. Öncelikle ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında şişime bir kez ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeği bakın ön taraftan batıp sağ tarafa doğru kestim. Şişime yine bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha doladım. Ve ters ilmeğimi ördüm. Bu sırada da toplamda bakın 1, 2, 3 tane ilmek arttırma yapmış olduk. Şimdi yine 2 düz, 2 ters olarak, yani ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzümüze geçtiğimizde ilmeklerimizi yine oldukları gibi öreceğiz. Arttırdığımız ilmeklerimizi ise ters. Şimdi arka tarafımızı örelim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Geldim tekrar örgümün ön tarafına. Kenar ilmeğimi aldım. Devamına bir ilmek ters ördüm. Şimdi yine 14 ilmeğimizi düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek arttırma yapmış olduğumuz kafes modelimize kadar örmeye devam ediyoruz. Son 2 düz ilmeğimi de ördüm. Bakın burada yaptığımız farklı hiçbir işlem yok. Şimdi buraya geldiğimizde öncelikle ters ilmeğimizi ters olarak ördük. Devamına şişimize bir kez ilmek doladık. 2 ilmeği ön taraftan batıp sağa yatacak şekilde kestik. Şişime bir ilmek doladım. Bir kez daha kesme yapıyorum. Ön taraftan batıp 2 ilmeği sağ tarafa doğru düz olarak kesiyorum. Bir kez ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bu sırada da bakın 1, 2, 3, 4 tane ilmek arttırmış oldum. Yine sıradaki ilmekleri gördüğüm şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka yüzünde yine doladığımız ilmekler ters olarak ve diğer ilmekler de oldukları gibi örülerek tamamlanıyor. Örgümüzün arka yüzünü örelim. Ön yüze sıramızın başına gelelim. Şimdi örgümün arka yüzünü de tamamladım. Şurayı hemen anlatmak istiyorum. Bakın arttırma yaptığımız ilmekler. Örgümüzün arkasında sayıyoruz. Şu 2 düz hariç ortada 2, 4, 6, 7 tane. Burada 7 tane ilmek oluştuğunda örgümüzü çevirip ön yüze geldiğimizde bağlama işlemi yapacağız. Sizler de modeli bu şekilde takip edersiniz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım, sıraya başladım. Devamındaki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi burada bağlama yapacağım. İpimi örgümün arkasına aldım. Örmüş olduğumuz 14 tane ilmeğimiz vardı. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmeğin devamında. Şuradan aradan şişimle battım. Buradan dışarıya bir ilmek çıkardım. Şimdi buraya incimizi takıyoruz. Çıkardığımız ilmeği aldım bakın. İncimin içinden çektim. Ve bu ilmeği şişimi aldım. Sırada altta ördüğümüz 14 ilmeğin ilk ilmeğini bu ilmeğin içinden dışarıya çıkardım ve alttaki ilmeği bıraktım.
Şöyle sıkılaştıracağız şimdi. Devam edelim. Şimdi buradaki ilmeği tekrar şişimin üzerine bırakıyorum. Örmek için bu ilmeği düz olarak ördüm. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın düzle başladık. İkinci ilmeğim de düz. Şöyle baktığımızda görünüyor zaten. 2 ters, 2 düz, 14 ilmeği yine 2 düz, 2 ters olarak örüyoruz. Bağlama işleminden sonra. İlk bağlama modelimizi yapmış olduk. Şimdi buraya geldiğimizde de artık burada eksiltmeye başlıyoruz. İlk ters ilmeğimi aldım. Yanına da 2 tane daha ilmek aldım. Toplamda 3 ilmek. 3'ünü birlikte ters olarak topladım. Şişime bir kez ilmek doladım. 2 ilmeğimi önden batıp sağa kestim. Bir kez ilmek doladım. Yine sıradaki 2 ilmeğimi önden battım. Sağ tarafa doğru kestim. Son kez ilmeğimi doladım. Şimdi burada başta 3 ilmek kesiyoruz. Sonda 2. Burayı karıştırmayalım. Sonda kalan 2 ilmeği ikisini birlikte ters olarak topladım. Toplamda 1, 2, 3 tane ilmek arttırmış olduk. Yine geldik bağlama yapacağımız yere. Önce şöyle bir tane incimi alıp hazırladım. Nasıl yapmıştık? İp örgümüzün arkasında. 14 tane ilmeğin devamında. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmeğin devamındaki boşluktan. İlmeklerin içinden değil. Buradan ilmeklerin arasındaki boşluktan. İlmeğimi aldım. Dışarıya çıkardım. Buradan aradan dışarı çıkardığım ilmeğe de tığımın yardımıyla incimi taktım. Şimdi burada ilmek artışı olmaması adına bu sıradaki ilk ilmeği bu çıkardığım ilmeğimin içinden alacağım. İlmeğimi aldım. Alttaki ilk ilmeği bunun içinden dışarıya çıkardım. Çıkardığımız ilmeği örmüyoruz. Onu buraya taktık sadece. Ve şöyle hafifçe çekerek sıkılaştırdım. 2 düzle başlayarak 2 düz 2 ters olacak şekilde 14 ilmeği örelim. 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ters en son 2 ilmek düz. Şimdi bir ters ve de kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Hemen şöyle bakalım. Bakın bu sırada modellerimizi bağlamış olduk ve ortadaki kafes örgüyü de eksiltmeye başladık. Çevirip arka yüze geçtiğimizde farklı bir işlem yapmıyoruz. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Doladığımız ilmekleri yine ters olarak örüp sıramızı tamamlayıp ön yüze sıramızın başına gelelim. Şimdi örgümün arka yüzünü örmeye devam ediyorum. Hemen şuraya göstereyim. Bakın burada kafamız karışmasın. Tersmiş gibi görünüyor ilmeğimiz ama ters değil. Bu alttan geldiği gibi düz olarak devam edecek. Kafes örgünün kenarındaki ilmeğimizi örgümüzün arkasında yine düz örüyoruz. Aradaki ilmekleri daha önce de yapmış olduğumuz gibi ters. Ve diğer tarafındaki ilmeğimizi de yine düz. Kalan ilmekleri tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde örüp sıramızı tamamlayıp önünüze geçelim.
Örgümüzün arka tarafını bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik şimdi tekrar modelimizin ön yüzüne. Yine farklılık yok. Kenar ilmeğini aldık. Bir ters. Sonrasında 14 ilmek yine düzler düz, tersler ters olacak şekilde 14 tane ilmeğimizi örerek ilerliyoruz. Ortadaki kafes ajurlu modelimize kadar. En son 2 düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kafes modeline gelmiş olduk. Şimdi yine sıradan 3 ilmeği, başta ters ilmek olmak üzere 3'ünü aldım ve ters olarak ördüm. Burada eksiltmemi yaptım. Şişime bir kez ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeği önden batıp sağ yatacak şekilde düz olarak kestim. Bir kez ilmek doladım. Ve yine sondaki 2 ilmeği, ne demiştik? Başta 3, sonda 2. Sondaki 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. 2 düz, 2 ters, yani ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüze geçtiğimizde de yine daha önceki sıralarda yapmış olduğumuz gibi ilmekleri gördüğümüz gibi örüp ön yüze sıramızın başına gelelim. Bir ters ve kenar ilmeğimi düz örerek sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geldim tekrar. Kenar ilmeği bir ilmek ters, 14 ilmek 2 düz 2 ters olacak şekilde örüyoruz. Ortadaki yine kafes modelimize gelene kadar. 2 düz 2 ilmek ters. Son olarak yine 2 düz ilmek, 14 ilmeği örerek geldim. Şimdi orta kısma geldiğimizde bakın 1, 2, 3. 3 ilmeği aldım. 3'ünü birlikte ters olarak topladım. Artık araya hiçbir işlem yapmıyoruz. Kalan 2 ilmeği de ikisini birlikte ters. Sonra yine 14 ilmeğimizi 2 düz 2 ters olacak şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek tamamlayalım. Ön yüze sıramızın başına gelelim. Sıramın başındayım tekrar ön yüzde. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki ilmeği ters ördüm. Sonra 14 ilmek 2 düz 2 ters olarak örüyoruz. Aslında bu modelimizin ilk başladığımız sıranın tekrarı oluyor. 14 ilmeği ördüm. Ajurlu olan kısma geldiğimizde buradaki 2 ters ilmeği de yine 2 ters olarak örüp sıraya devam ediyoruz. Bu sırada farklı bir işlem yok. Tüm ilmekler 2 ters 2 düz. Modele ilk başladığımız sıranın tekrarı. Arka yüzde de yine 2 ters 2 düz olacak şekilde sırayı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzüne gelelim. Şimdi modelimizi kaydıracağız tekrar ön yüzde. Örgümün arka yüzünü tamamlayıp geldim. Şimdi bakın, şimdi buraya topladığımız ilmekleri vardı. En son topladığımız sıra burası. Onun üzerine 1, 2, 3. Toplamda 4 tane ters sıra görünüyor burada. Bu aşamaya geldiğinde modelimizi kaydırıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonra 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Buraya yarım model yaptık bakın. Toplamda kenar ilmeğinden sonra 2, 4, 6 tane ilmek örmüş oldum. Tam da şu incinin üzerine gelen ilmekler. 1 ilmek ters ördüm. Şişime 1 ilmek doladım ve 1 ilmek ters ördüm. Yeni kafes modelimizi şurada incinin üzerine başlamış olduk. Devamına 14 ilmek örelim.
iki düzle başladık. Bakın buraya artık ters örerek geçiyoruz. Modelimizi kaydırdık çünkü. Hemen sayalım. Burada ajurlu modelin ters ilmeğinden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bakın 14 lastik ilmeği buraya taşımış olduk. Sonra arttırma yapacağız tekrar buraya. Önce 1 ilmek ters, 1 doladım ve 1 ters. Yine buraya da 1 kafes model yerleştirmiş olduk. Bu sırada modelimizi kaydırdık. Bundan sonra yapacağımız işlemler yine aynı olacak. Yeni modellerimizi buralara yerleştirdik. Size şimdi modelin üzerinde de kısaca anlatayım. Buradan alttan başladık. Önce ilk modelimizi yaptık. Sonrasında buraya kadar bakın ördük. Burada ikinci modellerimizi yerleştirdik aralara. Model bu şekilde kaymış oldu. Ne demiştim? Arkada şu arttırdığımız sıralar 7 ilmeğe ulaştığında yine bağlama yapacağız. Ajurlu modeli kapatacağız. Burada da toplamda 4 tane ters sıra olduğunda tekrar modelimizi kaydıracağız. Sanırım anlaşılır olmuştur. Şimdi buradaki ajurları tamamlıyoruz. 7 ilmeğe ulaştığında bağlama yapacağız. Sadece ortadakini. Kenarlardaki. Tabii siz böyle küçük bir parça yapmayacaksınız. Bağlamaları yapıp bakın kenarlardakiler bu şekilde kalıyor. Yarım modeller. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.